Merhaba sayın izleyen. 2 haftada kilo vermenin 15 kolay yolu. İş yerinde stres, abur cubur yemek ve az uyku hayalinizdeki vücuda ulaşmanızı engeller ve işleri daha da kötüleştirir. Ama kilo vermek her zaman sıkı diyetler ve yorucu antrenmanlar demek değildir. Sadece 2 haftada fazla kilonun bir bölümünü vermenize yardımcı olacak birçok tüyo var. Bugünün videosunda sizinle karnınızdaki fazla yağlardan kurtulmanıza yardım edecek 15 ipucu paylaşacağız. Birçok insanın bu püf noktalardan haberi bile yoktur. Başlamadan önce abone ol düğmesine basmayı ihmal etmeyin ve küçük bildirim zilini açın. 15 numara. Şekerli içeceklerden uzak durun. Tatlı kriziniz tuttuğunda genellikle bir kutu gazozu veya meyve suyunu kafaya dikmenin cazibesine kapılırsınız. Bununla birlikte eğer kilo vermeye kararlıysanız bu tatlı düşkünlüğü son bulmak zorunda. Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi'nin beslenme bölümü doktorlarınca şekerli içecekler içmenin fazla kilolu ve obez olmaya katkısı olduğu kanıtlandı. 14 numara. Yeşil çay için. Daha fazla yağ yakmak mı istiyorsunuz? Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Margaret Westertep-Plantanga'ya göre kateşin denilen yağ yakma gücünü arttıran antioksidanlarla dolu olduğu için yeşil çay içmek size yardımcı olabilir. 13 numara. Sağlıksız yiyecekleri saklayın. Bu kuralı sağlıksız yiyeceklere uygulayın. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Ohio Eyalet Üniversitesi bilim insanlarının bir çalışmasına göre erişebildiğiniz mesafede olduğunda sağlıksız atıştırmalıkları canınız daha çok çekiyor. Bu bulgu Cornell Üniversitesi doktorları ve Finlandiya'daki VTT Eğitim Teknik Araştırma Merkezi'nin araştırılmasında da yenilendi. Sağlıksız yiyecekleri dolapta tutun. Tezgah üzerinde değil. Atıştırmaya engel olamıyorsanız bir kase meyve gibi daha sağlıklı seçeneklere geçebilirsiniz. 12 numara. Dişlerinizi daha sık fırçalayın. Diş fırçalamak sadece dişlerinizi temizlemez. Eğer gün içinde fırçalarsanız fazla kilolara karşı olan savaşınızda da size yardımcı olur. Kore Katolik Üniversitesi ve Kore Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma projesinde 15.000 kadar kişi yer aldı. Araştırma diş fırçalama ile kilo verme arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Diş macunu ağzınızdaki artık yemekleri temizler ve algılayıcı sinirlerle iletişimi keser. Beynimiz öğle yemeği bitti diyen bir mesaj alır. 11 numara. Daha çok gülün. Bu bir şaka değil. İçten gelen bir kahkaha, özellikle karın kasları gibi farklı kaslar da işin içinde olduğu için yürürken harcadığınıza yakın miktarda bir enerji harcar. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Bölümündeki bir grup araştırmacı tarafından toplanan veri, günde 10-15 dakika kadar kahkaha atmanın 10-40 kalori yaktığını gösterdi. Yani size daha fazla komedi programı seyretmenizi öneriyoruz. Hali hazırda seyrettiğiniz komedi programlarına yeterince gülemiyor musunuz? Bu durumda kahkaha yogası kulübüne üye olun. Bu gülünecek bir durum değil. An itibariyle dünya çapında 6000 kadar grup var. Kahkaha gerçekten de en iyi ilaç. 10 numara. Daha fazla su için. Yeterince su içmenin yağ yakma sürecini hızlandırdığı bize defalarca anlatıldı. Eğer ikna olmadıysanız Humboldt Üniversitesi ve İnsan Beslenmesi Alman Enstitüsü'nden bir grup bilim insanı bu konuyu araştırdı. Çalışmalarına katılanlardan 2 büyük bardak su içmelerini istediler. Sonuçta metabolizmaları %30 daha hızlı ve etkili hale geldi. Bilim insanları günde 1,5 litre daha fazla su içerek bir insanın yılda aşağı yukarı 17.400 kalori yakabileceğini belirttiler. Yani yaklaşık 2 kilogram. 9 numara. 2,5 dakika kuralına uyun. Bu kuralı Colorado Eyalet Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi Anschutz Kampüsü'ndeki bilim insanları belirledi. Sprint aralığı eğitimi diye adlandırılıyor ve her gün 2,5 dakika yoğun egzersiz yapmayı gerektiriyor. Durum şu ki bir çalışma sırasında 5-30 saniye arası ağır egzersiz. Mesela bisiklet sürerken veya koşu bandında koşarken hızlanmayı 4 dakikalık aralarla yapmak metabolizmanızı hızlandırır ve fazladan 200 kalori yakarsınız. Yüksek yoğunluklu egzersizleri deneyin ve her zaman daha fazla yağ yakmak için elinizden geleni yapın. 8 numara. Daha az ama daha sıkı yiyin. Çok basit. Sık sık yediğimizde vücudunuza yağları biriktirmesine gerek olmadığını bildiriyorsunuz. Bir öğünü kaçırdığınızda tam tersi bir sinyal göndeririz ve daha fazla yemeye eğilimli oluruz. Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimlerinin araştırmasına göre az ve sık yemek kolesterol seviyesini %15 ve insülin seviyesini neredeyse %28 azaltır. İnsülin kandaki şeker seviyesini kontrol ettiği için önemli bir rol oynar. İnsülin eksikliği varsa glikoz ne yağ hücrelerine ne de kaslara ulaşır. 7 numara. Elektronik ekranlarınızdan parlak mavi ışığı kaldırın. İşte metabolizmanızı hızlandırmanızın bir başka basit yolu.
Yatmadan önce kullanıyorsanız telefonunuzdan mavi ışığı kaldırın. Yine de uzmanlar yatmadan önce ekranlardan tamamen uzak durmanızın daha iyi olacağını söylüyorlar. Peki, Hughes Üniversitesi Fizyolojik Antropoloji Bölümü bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, parlak ışığın beynimizi karıştırdığını ve bu yüzden beynin melatonin salgılamayı bıraktığını gösterdi. Metabolizmamız uyuma düzenimize ve uykumuzun miktar ve kalitesine sıkı sıkıya bağlıdır. Ekranların yaydığı ışığın tonunu ayarlayın ve uykunuzdaki iyileşmeyi görün. 6 numara. Kalori saymayı bırakın. Beslenme uzmanları kalorilere odaklanmayı bırakıp tüm kaloriler eş değer olmadığı için daha ziyade yediğiniz yiyeceklerin kalitesine dikkat etmenizi öneriyor. Mesela yüksek kalorili bir hamburger zararlı olabilir ama yüksek kalorili sert kabuklu kuru yemişler yararlıdır. Sebzeler, kuru yemişler ve çekirdekler doğaldır. Az işlem görmüştür ve hepsi toz halinde besinsel türevlerinden daha faydalı ve sağlıklı öğeler içerir. Bu ürünler yeni bir beslenme düzenine alışmamıza yardımcı olur. Vücudumuzu vitamin ve mineraller açısından zenginleştirir ve açlığı bastırır. 5 numara. Odanıza soğuk hava girsin. Diyabet Sindirim Sistemi ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün araştırması odadaki soğuk ısı derecesi kahverengi yağı etkilediğini belirtiyor. Bu, vücudu donmaktan koruyan bir yağ tabakası. Sonuç olarak oda beyaz yağı parçalayıp ısı oluşturmak için kimyasal enerjiyi kullanıyor. Bu araştırmadaki denekler farklı sıcaklıktaki odalarda yattılar. Nötr, soğuk ve sıcak. Soğuk odada 4 hafta uyuduktan sonra erkekler karınlarındaki beyaz yağın büyük kısmından kurtuldular. O zaman hadi gece klimayı açın. 4 numara. Gündüz uykusunu unutun. Bilim insanların gündüz uyuyup gece aktif olduklarında daha az yağ yaktıklarını kanıtladı. Colorado Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı 6 gün 14 sağlıklı insanla çalıştı. İlk 2 gün denekler gece boyunca uyudu ve gündüz şekerleme yapmadı. Daha sonra uyku düzenlerini baykuşlarınkine benzettiler. Çıkan sonuçta görüldü ki insanlar şekerleme yaptıklarında metabolizmaları kötüleşti. Çünkü biyolojik saatleri yeni düzenlerine tamamen uyum sağlayamadı. Eğer gece vardiyasında çalışıyorsanız doktorlar aldığınız kalorilerin miktarını 50-60 kadar azaltmanızı öneriyor. 3 numara. Haftada bir diyetinizi bilerek bozun. Yemek kaçamakları amatör ve profesyonel sporcular arasında oldukça popüler bir uygulamadır. Bu diyetinizi haftada bir bozduğunuz anlamına gelir. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Hatta bu yemekler diyetinizde yasaklanmış olsa bile. Bunun arkasındaki sır beyninizi kandırmakta yatar. Çabalarınız için ödüllendirildiğinizi bildiğinizde anlık arzularınızı gidermek için kötü yiyecekleri reddetmek daha kolaydır. 2 numara. Stresten kurtulun. Ohio Eyalet Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre stres metabolizmayı yavaşlatır. Dahası gerildiğinizde daha yağlı, tatlı ve tuzlu gıdalar yemeye meyilli oluruz. Bilim insanları stresli durumlarda yüksek kalorili besinler tüketmenin metabolizmamızı etkileyip kilo almaya neden olacağını söylüyorlar. O yüzden gerildiğinizde ne pahasına olursa olsun aşırı yemekten kaçının. 1 numara. Bol bol uyuyun. Uykumuzu almakla ilgili birkaç söz daha. 22-23'ten 06-07'ye 8 saatlik sağlıklı bir uyku harika bir metabolizmaya katkıda bulunur. Ayrıca karnınızdaki istenmeyen yağlardan kurtulmanıza da yardımcı olur. Columbia Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmada 5 saatten az uyuyan deneklerin uykusunu alanlara göre kilo almaya ve obeziteye daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Sağlıklı ve formda kalmak için siz hangi yolları izliyorsunuz? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Beğen düğmesine tıklamayı da ihmal etmeyin. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Her zaman takipte kalın ve sonradan gurme dünyasında bize katılmak için lütfen abone olun. Bir sonraki güzel videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.